temel gıdadaki KDV indiriminden sonra her alanda bu indirimler haklı olarak bekleniyor şimdi tabii. Böyle giderse devlet zarar edecek ama vatandaş izliyorsunuz pek de bir kazanç elde edemiyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'a göre enflasyon bu kadar yüksek olduğunda bu KDV indirimlerinin halka yansıması hayal. Ve çok zorda kalan hükümet bunalım içinde böyle popülist çözümler üretmekten başka yol bulamıyor. Son günlerde hep KDV konuşuluyor ama tüketicinin omzundaki bir diğer yükse özel tüketim vergisi. 20 yıl önce lüks ihtiyaçlar için hayatımıza girmişti, bir daha da çıkmadı. Akaryakıt, cep telefonu, beyaz eşya gibi artık lüks olmayan ürünlerden hala ÖTV alınmaya devam ediyor. Buzdolabınız, çamaşır makineniz lüks mü? Lüks olur mu? Hiçbir tanesi lüks değil. Hepsi ihtiyaç. Yani bugün mutfağa girdiğinizde mutfağın her tarafı özel tüketim vergisiyle doludur aslında. Su gibi, elektrik gibi zaruri bir eşyadır yani şimdiden sonra. Lüks, 30 sene önceydi lüks. Akaryakıttan beyaz eşyaya, cep telefonuna kadar birçok kalemde tüketicinin cebinden hala özel tüketim vergisi çıkıyor. Hem alım gücü günden güne eriyen tüketici hem de satışları durma noktasına gelen esnaf artık ÖTV ödenmesin diyor. Aldığımız fiyatlara baktığınızda lüks olarak görünüyor. Mazotta, benzinde de bekliyoruz ÖTV indirimini. Herkes pandemiden dolayı araçlarına yeteri kadar yükleniyor zaten. Keza ben de otobüs, metrobüs kullanırken aracımla gidip gelmeye gayret gösteriyorum. Bu bir lüks değil. Akaryakıt aslında hem bir ihtiyaç hem de temel ihtiyaç ürünleri için bir maliyet kalemi ama vergilendirilirken lüks tüketim olarak görülüyor. Bu yüzden benzinin litresinde 2 lira 52 kuruş, motorinin litresinde 2 lira 5 kuruş özel tüketim vergisi var. Bu bir depoda ortalama 90 lira anlamına geliyor. Akaryakıt sadece araba demek değil yani. Bütün piyasaya yansıyor. 2 lira 05 kuruş ÖTV. Onun da 0,37 kuruş KDV'siyle birlikte toplamda ÖTV ve ÖTV'nin KDV'si olarak 2 lira 42 kuruş motorinde vergi bulunmakta. Motorindeki ÖTV ve KDV'nin de düşürülmesi gerekmekte. Vatandaşın bu anlamda daha ucuza gıdaya ulaşabilmesi için. 2002'de lüks tüketimi vergilendirmek üzere ÖTV alınmaya başladı. Aradan geçen 20 yılda ÖTV alınan ürünler lüks değil, birer ihtiyaç halini aldı. Devletin kasasını dolduran ÖTV'dense vazgeçilemedi. Tüketiciler en azından gıdada KDV indiriminin devreye girdiği bu günlerde ÖTV de kaldırılsın istiyor. Böyle ortalama bir buzdolabı alındığı takdirde 7000 lira fiyatı var. 470 lira ÖTV üzerine öyle bir yük mevcut. Beyaz eşya zaten komik yani, çamaşır makinesi olmadan ne yapacaksınız? Leğene su koyup çitilecek miyiz yani? Bir evde buzdolabı olmazsa sebzeler, meyveler, diğer yiyecekler nerede saklanacak? En teknolojik olanından en basit yapıda olana kadar tüm buzdolaplarında ÖTV var. Çamaşır makinesi de aynı şekilde. Dereden su taşınıp leğende çamaşır yıkanan günler çok geçmişte kaldığına göre çamaşır makinesi de bir ev için temel ihtiyaçlardan biri. Ancak tüm beyaz eşyalarda olduğu gibi çamaşır makinesinde de ÖTV var. Buzdolabı yine 7000 lira çamaşır, 6000 lira. Buna bir bulaşık makinesi eklediğimiz zaman 4000 lira. Tam boy fırınla ocak eklediğimiz zaman 3000 lirada. Onu hesapladığımız zaman 20000 lira gibi bir sepet fiyat geliyor bize. Bunun ÖTV'sini 6.7 olarak aldığımızda toplamda 1340 lira gibi bir tutar buradan düşecektir. Bir süpürge alabilir. Örnek veriyorum, bir ütü, bir blender set alabilir. Tüketici gibi esnaf da önceki yıllarda yapılan ÖTV indirimiyle artan satışları hatırlatarak yeni bir ÖTV indirimi bekliyor. Devletin bir fedakarlık yapacağını düşünmüyorum ama tabii ki de böyle bir istek, arzu tabii ki de var.